Umutsuz olmayın efendim. Ben hiç umudumu yitirmedim diyen bir liderimiz var. Mustafa Kemal Atatürk ve yine aylardan Kasım, 10 Kasım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuz olduğu tarihtir. 10 Kasım yani öldüğü değil, sonsuz olduğu ve bizim kalbimizde, vicdanımızda, aklımızda, zihnimizde yaşadığı ve hala yaşadığı tarihtir. Ve bu kliple birlikte yeni günün şarkısı dedik, yeni günün ritmi olsun dedik. Tüylerim diken diken oldu açıkçası. Şimdi devam edeceğiz. Siyaset, siyasetin gündemi. Cumhurbaşkanı İYİ Parti'ye seslendi, masayı terk et dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'den açıklama geldi. Biz halkımızın geleceğinin oynandığı, masaya sürüldüğü yere de gitmeyiz. Orası kumar masası dedi. Yani bu davete kapıyı çok sert bir şekilde kapattı. Sonra sosyal medyadan böyle bir paylaşım var. Katar dönüşünde bir çağrısı daha var. Yani nasıl oluyor böyle bir karşılık verdiği, biraz da böyle sistem içeriyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Etrafına bir baksın dedi Meral Akşener. Meral Akşener etrafına baktı. Gülen yüzler ve kurmay ekibiyle şöyle bir paylaşım var. Sayın Erdoğan, tavsiyeni dikkate aldım. Yanımdakilere şöyle bir baktım. Gördüğün gibi yanımdakiler fevkalade sağlam, liyakat tavan. Ya senin yanındakiler? Onlar nasıl? İşte bu paylaşımı yaptı Meral Akşener'de. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Cumhur İttifakı'nın attığı bu adımı nasıl bir kumar oyunuyla özdeş hale getirmek istersin? Bu olacak iş mi? Onun için Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var. Sayın Erdoğan, tavsiyeni dikkate aldım. Yanımdakilere şöyle bir baktım. Gördüğün gibi yanımdakiler fevkalade sağlam, liyakat tavan. Ya senin yanındakiler nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Akşener arasındaki söz düellosu. Erdoğan, Akşener'in kumar masası vurgulu sözlerine tepki göstermişti. İYİ Parti lideri kurmaylarıyla ve gülen yüzlerle paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi. Sayın Akşener'in etrafında vatan millet sevdalısı, milli insanlar var. İPİN bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir. Sayın Erdoğan'ın yaptığı zigzaklara alıştık. Açılımları yapanlar kendileri, teröristle terörist diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli vurgusuyla İYİ Parti liderine altılı masayı terk et çağrısı siyasetin gündemine oturdu. Akşener'in yanıtı da. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Böyle bir cevap mı olur? Şimdi bu ne demektir? Altılı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana bir sana demiyor mu? Hatta şu kadar bakanlık filancaya verilebilir denmiyor mu? Kumar budur. Bir gün bir şey söylüyor, ertesi gün farklı bir şey söylüyor. Milletin kaderiyle, ekonominin kaderiyle kumar oynayan bir iktidar var. Bunu kalkıp da Cumhur İttifakı'na yıkmaya çalışırsan Sayın Akşener, ne Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle bir şey var, ne de Sayın Bahçeli'nin hayatında böyle bir şey var. Hayaliniz dahi bizim ulaştığımız yere ulaşamaz. Erdoğan tepkisinin ardından yine çağrı yaptı Akşener'e. Kendini ve yanındakileri gözden geçir dedi. İYİ Parti lideri genel merkezden bir fotoğraf paylaştı. Yanımdakiler sağlam, liyakat tavan sözüyle yanıt verdi.